Selamünaleyküm arkadaşlar. Kimco Downtown 250 2022'ydi değil mi? Evet. Bu motorumuza Malossi'nin devraj balatası ve tasını takacağız. Orijinali üçlü balata, bu takacağımız beşli balata, doğru mu kardeşim? Evet. O parçayı yurt dışından getirttirmiş. Parçayı getiren o. Ben sadece montajını yapacağım. Parçayı gösterelim şöyle. Arkadaşlar, mal bu. Malossi'nin kutusunda geliyor. Şu şekilde. Şöyle bir parça. Şu yayın üst tarafına geliyor. Şöyle beşli balata. Devreci dokunuyorum. Devriler çok güzel tutunuyor. Bunu hissedebiliyorum. Yani bak şu devriş açılarını görüyor musun? Bak şurası kalın, şurası ince. Adam o açıyı bile vermiş. Gözükmüyor değil mi? Heh, ona dikkat edeyim. Bak şimdi arkadaşlar, bu beşli balata çok güzel yapmışlar. Şuraya açı bile vermiş adam. Bak şuradan inceden kalına doğru gidiyor. Adam nasıl vermişse açıyı. Normalde alışık olmadığımız bir şey. Muhtemelen bunlar yaptıysa doğrusunu yapmışlardır. Beşli balata. Kendi üzerindeki balata üçlü balata. Arkası motorunda da titreşim sorunu var. Şurada Malossi'nin devraj tası. Çok güzel baba it bir devraj tası. Ağır, sağlam. Suzuki'nin taslarına benziyor aynı. Suzuki Brookman'ın tasları gibi. Şurada havalandırma kanallarını bile yapmışlar yani. Dönerken evet, dönerken soğutsun diye. Şurada ısı yayma kanalları var. İçeriye rüzgar daha iyi girsin diye, soğusun diye tası adamlar böyle düzenlemişler. Çok güzel. Parçalar bunlar. Şu da yayın üst tarafına geliyor. Şu şekilde. Bunları montaj edeceğiz. Bir sökmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar sökmeye başlıyoruz. Downtown 250 2022. Malossi Kit Modifiye. Kikoları çok beğeniyorum. Yani şu motor zaten üstüne oturduğum tank gibi, Alman tankı gibi. O kadar rahat ki. Ön tarafı çok büyük. Çok güzel. Adamlar Kiko frende, gidişte, kalitede çok iyi. Japonlardan da iyi diyebiliriz size. Şu an en çok hoşuma gidenler Kiko'lar oluyor. Bir Forza'ya şu Downtown bana göre 2 basar yani. Kimco'nun performansı çok iyi. Varyatör fitren gene tıkanmış. Tıkanmış. Demek ki bayağı bir işe yarıyor. Ve sen bayağı bir orman yolunda gitmişsin herhalde. Evet. Bu sefer biraz zor oldu. Orman yolları, toprak yolları bizim skuturlar için pek iyi değil. Vitesli motorlarda gidebilirsiniz ama skuturlarla sıkıntılı biraz. Böyle. Ama bu fitre içine çok sıkı bir şey yapıyor. Şuna bir hava tutalım.
çıkarıp şunun kapağını sökerim. Kompresörü de olsa. Evet. Söküyoruz. Bu arkadaştan sonra bir tane yeni kasa aktiva gelecek. Videomu görmüş. Yeni aktivanın devraj balasını değiştirdim ya. Evet. Honda'nın devraj balasını taktı. O da görmüş, o da yaptırmak istiyor. 3'te o gelecek. Daha sonra 5'te de bir tane RKS Blade 250 gelecek. Günü de bitireceğiz o şekilde. Buraya girmiyor. Bu arada arkadaşlar, benim 3. gelişim. Aynen. Ustamdan da çok memnunum. Eyvallah. Bakım olsun. Evet. Varitör bakımı olsun. Az önce de Max Pro'ya şey yaptık. Kit montajı yaptık. Kendim de şey yapalım. Onun videosu da bugün gelecek. Bundan bir önce onu yaptık yani. Şöyle bakalım. Başka videomuz var mı? Bak şöyle bir bak, bak göremiyoruz. Başka. Okey. Böyle gördüğünüz gibi kocaman kasa var. Gayet güzel. Aradaki farkı bakar mısın ya? Yani sökmüşken bir hava tutacağız bunları. Wildcore bakımı daha yeni yaptık zaten. Bunlar 19'da açılıyor. Bakalım, evet. Bunları çekelim şimdi. Tozlanmış ama. Tozlanmalar da titreşim. Yani bu tas da hafif sayılmayacak bir tas. Gerçekten ağır yani. Kayışımız. Kayışımız hala yepyeni. Yeni taktık değil mi? Yeni. Motorun kendi orijinal kayışı. Aynen, orijinal kayışı. Şuna da bir hava tutalım. Titreşim başladı değil mi? Evet. Ondan önce yoktu değil mi? Ama parçayla da alakalı bu abi. Ha evet. Şuraya bakalım. Oo. İşte o. Tozlanmış bayağı pisti. Yok ama pis ya. Yay performansı. Nasıl, memnun kaldın değil mi? Ben çok memnunum. Şurada bir tane kulu var. Yerine takıyoruz.
Çevre üstü sökelim. Burası kaçtı? Bir. Yine birileri arayıp duruyor. Yaydan memnun mu dedi? Evet. Daha soğuk, güzel diyor. Sanırım o yaydan ben de başka var. Bakayım, emin iki yer geldi. Evet, aynı. Elimden mevcut. İsteyen olursa ayarlarız. Ben çok memnunum. Ne kattı abi? Arkadaşlar benim nasıl? Bana söyledin ama. En zamanki daha güvenli çıkıyor. Diğer yerlere göre daha kaliteli bir yer. Hı. Hani ve sürüşte de bir konfor yok. Şimdi şöyle kıyaslama yapalım. Şey ne? Piş eski var ya. Tası mı? Tas. Hayır, onu göstereceğim, kıyaslayacağım. Şu an balataları kıyaslıyorum. Şu an balatalar şu şekilde arkadaşlar. Orijinali 1, 2, 3'lü. Malasi 5'li. 1, 2, 3, 4, 5'li. Tasları kıyaslayalım. Molossi'nin tasında daha büyük delikler var. Orijinalde daha küçük delikler var. Bunun hava kanalları var. Bunda yok mesela. Bunun şurada şu şekilde hava kanalları var, daha çok kısa olsun diye. Bunda yok mesela. Tasların boyutlarına bakalım. Şekilde. Bir balataların şeyine bakalım. Mesela sisine bunu taktığımız zaman nasıl oluyor? Evet, yaklaşık 1-1,5 milimli boşluk var. Malasya'ya taktığımız zaman bunda yaklaşık 2 milimli boşluk var. Yani biraz daha tas geniş. Tası biraz daha geniş yapmışlar. 1 milim daha geniş yapmışlar. Onun haricinde ağırlık olarak sanki orijinali biraz daha ağır basıyor gibi geldi bana. Bir bak bakalım, değil mi? Ağır. Aynen. Daha ağır. Ve malzeme kalitesi olarak bu daha yeni aktivimiz da geldi. Alp selam, hoş geldin kardeşim. İyi, erken geldin ha. 3 demiştik ama iyi geldin. Motor sorsun da yakın. Çok iyi yaptın. Şimdi magalarımız var. Önce şunu alalım. Şunu alalım. Şunlar orijinaller. Şöyle koyayım. Yayımız.
şekilde buna böyle bir parça yapmışlar. Yani parça şunu aşındırmasın diye yapmışlar. Ama normalde kendiliğinde de var. Aşındırmasını engeller de. Evet. Bakayım. Buraya mı geçiyor? Yok. Tamam. Dediğim gibi. Şu şekilde buraya geçiyor. Şöyle takalım abi. Evet. Şurada şu şekilde. Burada böyle. Buraya geçiyor. Ama şöyle bir antikap var. Şu plastik takarsak buradaki delikler kapanıyor. Farkındaysan. İçerideki toz içeride hapis oluyor. Ben o plastik takmamanı tavsiye ediyorum. Gördün mü? Delikler kapandı şu anda. Nasıl yapalım abi onu? Onu takmayalım. Şöyle tut sen şunu çevir. Sola doğru çevir. Gel böyle. O kapağı takmayalım abi. Yok öbür tarafı çevir. Geri çekelim. Onu takarsak kanallar tıkanıyor. Bak şu. Bak şu anda. Kanallar açıldı gördün mü? Evet. Buradan tozu pisliğe atabilecek. Öbür türlü içeride toz pisliği verecek. Bunu takmıyorum biz. Tamam. Açalım zaten bunun burada parçası var zaten. Eyvallah. Öbür türlü toz pislik o deliklerden geçemeyeceği için. Acaba başka bir yere mi takayım? Yok o krokisine baktık zaten. Takayım mı yine onu? Ben takarım. Krokisine baktık zaten oraya takılıyor ama sanki o plastik o plastik de aynı değil gibi. Değil mi? Bu şekilde montaj yaptık. Şöyle bir sıkalım şuradan. Onun bir fonksiyonu yok. Sadece parçanın aşınmasını engelliyor ama o normalde aşınan bir yerde değil sonuçta. Montajımızı yaptık. Bu şekilde. Hazır açmışken bulmanları da göstereyim. Romanları yağladım, gres diyelim. Şunu yaptım burada bir an sonra. Buraları görüyor değil mi az şey? Evet. Net. Şuraya alıyoruz. Şimdi
5'te. Şöyle geçelim. Şurada kanalları yağlıyoruz. Çünkü burada kapak sıkışabiliyor bazen. Onu önlemek için burada yağlıyoruz. Arkasından kalın kılı var. O arkada duracak. Şu şekilde. Sonra bana takıyoruz. Tamam. Şu an sizinle geçti. Şu kulu oyuk tarafı, yani şu çubuk tarafı yivli kısma bakacak. Daha sonra molasinin levraj tasını takıyoruz. Yerleştirdik. Şurada bir tane burcu var. Onu takıyoruz. Bunda herhangi bir bölüm yok. Şu şekilde. Sıkıyoruz. 19. Dokma ile. Kayışta ok işareti vardı değil mi abi? Var var. Ok yönüne bakarak taktım zaten. Kayış yok tabi. Bir bas var marşa bakalım. Abi sen yetişirsin. Tamam. Şöyle bakıyoruz. Her şey tamam. Bismillah. Bismillah diyoruz. Çalıştık. Aynen. Kolarda bundan mı böyle bilmiyorum ama Rolanti iç çalışımda biraz sesli çalışıyor. Şimdi şu kapağı da bir alıp tutalım. Sorular. Bir var mı istersen? He?
Yok, takma. Takmayı mı? Yok, takma. Niye? Plastik şey mi? Aynen, görgüsü alacak şimdi. Taktık ama. Var hazırlık için. Videoyu at ona. Videoyu atın, ben ona hiç sökmeye gerek yok. Yok, var mı? Yeri var. Aynısını taktı o da. Aynı downtown'a taktı o da. Tamam. Dur şimdi. Bir durduralım. Şimdi arkadaşlar. Makinesini yapıyoruz. Motorumuz çalışıyor. Bayağı güzel. Aynen. Bir daha söktüğümüzde istiyorsan oralardan delik açarız. Aynen. Öyle yaparız. Şimdi bir daha söksak yapmayalım. O plastiği deleriz. Ama şöyle diyeyim sana bak, o plastik normalde hiçbir motorda olan bir şey değil. Evet. Senin zaten o yayın dışında metal şeyi vardı. Hı. Gördün. Evet. O olmayan motorda bak mesela Yamaha'larda o dışındaki o şey de yok. Metal şey de yok. Orada hiçbir şey yok. Direkt balata üstüne takıyoruz. Bu arada şey söyleyelim. 1000 kilometre önce zaten temizlemişti ustamız. Hani ekstra bir temizleme gerek duymadık. Gerek duymadık. Bilginiz olsun yani. Zaten niye havayı tuttun mu tertemiz oldu. Yani niye temizlemediniz diye şey olmasın. Aynen. Zaten 1000 kilometre önce yine aynı usta. Bu telefonla görüştüğün arkadaş kimdi? O da 50.000 kilometrede downtown kullanıyor. Tam 50.000 gruptan mı tanışıyorsunuz? Evet, o da çok iyi bir abimizdir, çok iyi bilirim. Kendi mi taktı onu? Evet, kendi taktı. Nerede yaşıyor? O da İstanbul'da, burada. Onun yanına niye gitmedin? Ya, bir kere seni tanıyorum. Bu üçüncü gelişim dediğim gibi. Şu şekilde. Sana demiyorum falan geldi. Yok, o öyle olmaz. O zaten normal başka işi var onun. Keyfi yapıyor kendisi. Evet. Ama sağ olsun böyle soru cevap şeklinde bize yardımcı olur. O da beni tanımıyor herhalde değil mi? Hiç sormadım valla, tanıyor. Tanıyordur ama ya seni. Allah Allah. Seni tanımayan yok ya. Dalton'a biniyorsa tanıyordur abi. Dalton videoları bir tek ben çekiyorum abi. Var mı başka çekim? Yok. Sen benden bahsettin. İlk Dalton videosu da bu motorla çektin sen. Ha. Sen büyük ihtimal ona söylemedin ya, kim olduğumu da. İlk sen çektin bu motorla. Abi şu varyatör konusunda benim kadar varyatör atmış adam yani sayısı Türkiye'de sayılıdır yani. Hep varyatör, hep varyatör. Bir tane bulursam alacağım. Hangisine? Havalandırma şey var ya. Varyatör? Evet. Benim kadar varyatör yapmış adam bir tek tuttur yani. Bunun kodu yazıyor mu üstünde? O tarafı çekeyim mi? Çek abi. Gevşeteceğiz. Gevşetmezsek kapağı takamayız. Evet. Hava filtresini de zaten değiştirmiştik. Kimco. Bir şekilde taktık. Şimdi bunu takabiliriz. Dün izledin mi o videoyu? Hayır. Mantıklı geldi değil mi sana? Mantıklı. Önceden de izlemiştim bir tane daha da. Evet. Ya ben o şekilde bir 5-6 kişiye daha yaptım ben onu. Şu nasıl anda onunla ilgili memnun sizler. Ben memnun olan kişi memnun oldum diye haber vermiyor abi. Memnun olmayan kişi genelde gidiyor. Ben haber vereceğim abi. Yani memnunlar mı bilgim yok. Kimse yani bana memnun değilim demedi. Olsa mutlaka dönerlerdi. Ama bir tane müşterim var, o dönüş, o bana bir tekrar varyatör bakımına geldi. Ona geldiğinde sordum, abi dedi motor dedi, çok farklı oldu. Ben zaten şu şeyden geldim abi. Üsküdar'dan geldim. Hı hı. Şimdi giderken otobanda ben anlardım ne olduğunu.
Ne? Daha yeni motor da. Daha eski mi değil mi? Şey değil mi? Yani biraz daha böyle çekiş artsın, şey bayılmasın diye. Biraz keyifli bir şey yani. Normal değil de. Sen nereden geliyorsun? Şuradan geldim. Ha. Üçüncü işte. Tamamdır. Montajımız tamam. Patrik hikayede sana bir soru sorabilir miyim? Şu boşluk sence neden oluyordur? Hangi? O şanzıman boştu. O bütün motorlarda var olan bir şey. Normal. Evet. Motorumuzun set puası inanılmaz rahat. Çok rahat kalkıyor. Motorumuz Allah sanki yine kocaman. Almanların tankı var ya Tiger. Tiger. Ondan bir. Çalıştır o. Zamanlar kas oluşana kadar tam böyle istediğin verimi alamayabilirsin. Evet. 1000 kilometre sonra falan daha iyi verim alır. Alışma süresi var. Evet. 1000 kilometre o zaman daha iyi olur. Şu an gayet iyi. Şimdi aynı şey yok. Devre çatısı 1000 kilometre rol açı var. Alışma süresi var. Tamam.